Cuma gecesi basket maçına giderken yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken bir taksinin çarpması sonucu bugün hayatını kaybeden Cem Serenli kardeşimize başsağlığı dilemek istiyorum. Kendisi çok iyi bir insan, örnek bir baba ve çok yürekten bir Fenerbahçeliydi. Cem'e Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine sabırlar diliyorum. Ülker Arena 118. blok, pisipisine, ülkedeki cehalete vurdum duymazlığa bir kurban verdi. Mekan cennet olsun. Maçın hemen sonrasında bu haftaki programın formatını değiştirmeye karar verdik. Oy birliğiyle karar verdik. O yüzden soru almak için tweet de açmadık. Bu haftaki bölümümüz çok kısa olacak. Hepimiz sırayla konuşup yayını bitireceğiz. Aslında ben son 2 gündür bu kanalın devam amacını bile sorguluyorum. Futbol, yani biz bu kanalı neden kurduk, neden bir araya geldik? Futbol konuşalım, oyuncu konuşalım, teknik direktör konuşalım, teknik konuşalım, nostalji yapalım diye bir araya geldik. Peki biz ne konuşuyoruz burada? MHK, hakemler, Türk Futbol Federasyonu, siyaset. Biz bunları konuşacak adamlar değiliz. Hiçbir zaman programımızda bu formatta olmadı. Fakat çaresiz biz de bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Eğer televizyondakiler gibi husumetten beslenen bir yayın politikamız olsaydı biz de şu anda elimizi ovuşturuyor olurduk. Ancak biz her zaman Fenerbahçelilere seviyeli, objektif ve içerikli bir sohbet sunmaya çalıştık. Bunu yapamayacaksak, buna uygun bir ortam yoksa neden devam edelim diye düşünmüyor değilim. Konu artık bence kazanıp kaybetmenin çok ötesinde. Geçen sene bir ton maç kaybettik. Hiçbir zaman hiçbirimiz bu ruh hali içinde değildik. Çünkü başarısızlık adaletsizlikten çok daha kolay sindiriliyor. O yüzden futbol dışı her şeyin bu güzel oyunun önüne geçtiği böyle bir ortamda konu mankeni gibi futbol konuşup sistemin bir parçası olmayı bu haftalık reddediyoruz. Bu da bizim protestomuz. Sezon başından beri olanların kronolojisine baktığınız zaman olanları iyi niyetle açıklamak ne yazık ki mümkün değil. Fenerbahçe'nin galip geldiği 11 maçın 9'unda hakem dinlendirildi. Bunun mantıklı bir açıklamanın yolu yok. Böyle bir şey nasıl olabilir bilemiyoruz. Bu açık açık hakemlere MHK tarafından Fenerbahçe maçı kazanmasın yoksa cezalandırırsınız mesajı vermenin bir yoludur. Dünyada bunun bir örneği var mıdır onu da bilmiyorum. Burada izlenen bir strateji olduğu çok açık. Eskiden ben hakemlerden şikayet etmeyenler tarafındaydım. Çünkü hakemler hata yapabilir derdim. Ve Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hatalardan dolayı kaybettiğini savunanlarla hep karşı görüşü savunurdum. Ve iyi oynamamız gerektiğini söylerdim. Ancak artık günümüzde bir VAR gerçeği var. Eskiden olmayan. Eskiden bağışlar hakemlerin gözünden kaçabilirdi ama artık VAR var. VAR odasındaki hakemlere olayı birkaç açıdan ve ağır çekimde gösteriyor. O yüzden bir hata yapıldıysa, bir şey göremediyseniz bile bunu düzeltmek hakemlerin elinde. Maçı son dakikasında Alanyasporlu oyuncunun kendisinin de kabul ettiği gibi eline çarpan topu VAR odasının görmemesi mümkün değil. Ayrıca geçen hafta Kruse'nin yapmadığı faulün verilmesi de VAR odası gerçekten çalışsaydı mümkün olmazdı. Tekrar hatırlanan penaltıda Altay'ın çizgiyi geçtiği iddia ediliyor. Altay çizgiyi geçmedi. Bir daha seyrettiğiniz zaman bunu görebilirsiniz. Top vurulmadan geçmedi diyeyim. Ama bütün ligde, Türkiye'de bu sezon sadece 2 tane gol olmayan penaltı tekrar ettirildi. İkisi de Altay'ın kurtardığı, Fenerbahçe'nin kurtardığı penaltılar. Bu da tesadüf mü değil mi artık, buna siz karar verin. Bir de mesela Sivas'ın bu hafta bir pozisyonu vardı. Rakip topa elle değil, resmen topu aldı götürdü. Yani turnikeye girdi topla beraber. Ama buna Steps yaptı. tepsi yaptı. Yani olabilir. Yani penaltı bile değil. Penaltı ötesi bir şey ve buna penaltı verilmedi. VAR odası buna bir uyarıda bulunmadı. Yani bütün bunları bir şekilde hatayla, kötü hakemle anlatmak, açıklamak mümkün değil. Bir de işin mali kısmı var. Bizim bu transferle yapamam olayımız. Bankalar Birliği'yle bazı anlaşmalar yapıldı. Birçok kulüp yaptı. Sadece biz yapmadık. Çünkü bizim başkanımız bu paraların 2 sene sonra geri ödenemeyeceğini iddia ediyordu. Ve hala onu iddia ediyor. Bizden başka hiçbir kulüp bundan korkmadı. Başkan dedi ki eğer bu paralar 2 sene sonra iade edilemezse bu kulüplere el konulacak. Biz çekindik bu konuda. Neden bizim çekindiğimiz de ayrı bir tartışma konusu.
Ve bunun sonucunda tarihimizde ilk kez belki de Trabzonspor'un daha değersiz bir takıma sahibiz şu anda. Transfer yapamadığımız için. Şimdi transfer demişken araya bir not eklemek istiyorum. Ne yazık ki Fenerbahçe'yi sevmeyen bazı yazarlar ve aynı zamanda Fenerbahçe içinde birçok kişi bu argümanı bu olan olayları örtmek için kullanıyor. Fenerbahçe yanlış transfer yaptı. Fenerbahçe sol bek almadı. İki sene geçti. İşte bu yüzden olmuştur. Bazı Fenerbahçelerin de Ersun Hoca üzerinden bir şekilde hesap kapamak için bu konuyu yaptığı eleştiriler var. Ama ben bunu çok acı bir durum olarak görüyorum. Bizi bir senedir izleyenler bilir. Daha geçen programa kadar yönetimin yaptığı hataları burada hiç çekinmeden söyledik. Komoli'den tutun Ersun Hoca'ya kadar, Ali Koç'tan tutun Semih Özsoy'a kadar herkesi eleştirdik. Hiçbir zaman hakem hatalarının arkasına da sığınmadık. Her zaman öz eleştiriyi ön plana koyduk. Ancak gelinen noktada objektif görünme uğruna yapılan hataları bir numaralı sorumlu gibi göstermek adil olmayacaktır. Önce bence şartları eşitleyelim. Sonra biz eleştirinin en ağırını yapmaya yine hazırız. Oyun üzerinden örnek vereyim. Neden rakipler level 1 zorluğu ile mücadele ederken Fenerbahçe level 5 ile oynamak zorunda? Yani Fenerbahçe'nin böyle bir misyonu mu var? Her zaman daha zorla mücadele etmek zorunda. Niye aynı şartlarda mücadele edemiyor? Bu hafta penaltımız verilseydi belki biz buraya evet kötü oynadık. Bütün eleştirileri yapıp kötü oynadık ama kazandık diye bir program yapacaktık. Yani başka rakiplerin kötü oynayıp kazanma hakkı varken Fenerbahçe'nin neden kötü oynadığı zaman kazanma hakkı yok? Bu adil bir yarış değil ve bizim tek istediğimiz yarışın adil olması. Ekleyeceğim bir şey daha var ama önce sözü size veriyorum. Bülent sen başla bu sefer istiyorsan. Sonra da konuşmanın kalanını bitireceğim. Ya bu hani patlamış mısır yaparken tencereye koyarsın, önce yağ ısıtırsın, sonra başlarsın böyle çalkalamaya, o mısır yavaş yavaş böyle sıcağın etkisiyle ısınır, seni patlamaya başlar ya, sonra tencere kapağını falan taşar, yukarı yeter dışarı taşar. Fenerbahçe'yi senelerdir altındaki ateşi harlamışlar, tamam mı? Milyonlarca Fenerbahçeli'yi böyle mısır gibi çalkalıyorlar. Bakalım bunlar ne zaman patlayacak, bunlar ne zaman tencerenin dışına saçılacak. Sürekli bu. O basıncı uyguluyor ki laboratuvar deneyi gibi. Fenerbahçeliler bakalım nerede kopacaklar. Ben hakikaten Gündüzey'in David şey dediği zaman hani kafanızda toparlayın ne söyleyeceğinizi dediği zaman ben toparlayamadım. Yani ne kadar düşünmeye çalışsam, ne kadar kafamda kelimeleri oturtmaya çalışsam olmadı. Yani o kelimeler bir cümle halini alamadı kafamda. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Ben çok yoruldum. Hakikaten çok yoruldum artık. Yani bir figüran muamelesi görmekten. Şimdi bizi seyredenlerin çok büyük kısmının işte sosyal medyadakilerin vesaire genç insanlar olduğunu, belki benim aşağı yukarı yarı yaşında veya benden 15 yaş, 17 yaş neyse küçük insanların ağırlıklı olduğunu biliyorum. Ben Fenerbahçe'nin çok ezici, dominant olduğu günleri görmüş, uzun süre bunun keyfini sürmüş bir jenerasyonun mensubu olarak bu denli bir figüran muamelesini ben içime sindiremiyorum. Ben artık dayanamıyorum ve çok yoruldum. Yani kulübün kötü yönetilmesinden, yıllarca yapılan stratejik hatalardan, bunun sportif ve mali bilançoya olan doğrudan yansımalarından, son maçlarda kaçan kupalardan, yüzüp kuyruğuna geldiğimiz ama kendi hatalarımızdan, kendi ayağımızı sıkarak kaçırdığımız şampiyonluklardan yorulduğum gibi itilip kakılmaktan, hakkının yenmesinden, uğradığı en aleni kumpasları dahi hala açıklamak zorunda bırakılmasından, yani kanunun, mahkemelerin, yasaların önünde aklandığı halde hala bir lekeyle yaşamak zorunda bırakılmasından, en haklı olduğu davalarda dahi mağdur olmayı bırakın, hala bile suçlu gözük gösterilmesinden, her şey olup bu ülkede bir türlü mağdur olamamasından hakikaten çok yoruldum artık ben. Yani çocuğun her hafta şurada biz niye kaybettik, biz niye kazanamıyoruz diye ağladığını görmekten ben hakikaten yoruldum. Adam en son bu hafta bari ikinci olalım dedi. Çünkü işte demin dedim ya, yani benim döndüm ben de dedim ki yani Fenerbahçe için ikincilikte 16.lık arasında çok bir fark yok yani. Fenerbahçe sadece şampiyonluğa sevinir. Bizim için şampiyonluktan başka bir başarı kriteri yok yani. Ben bu kuşaktan geldiğim için yok Şampiyonlar Ligi'ne gitmeymişim, beni ilgilendirmez. Fenerbahçe şampiyon değilse başarısızdır. Ve hakikaten siyasi olarak bir türlü hesapla
çok yoruldum. Ya ben sadece maç seyretmek istiyorum. Başarırız, başaramayız. Kazanırız, kaybederiz. Ama maç seyretmek, sahada gördüklerimi anlamaya çalışmak, yorumlamaya çalışmak istiyorum. İşin içine bin bir türlü daha verenin karışmadığı bir futbol ve figüran muamelesi görmeyen bir Fenerbahçe görmek istiyorum. Artık hakikaten yani Fenerbahçe'yi ve futbol yaşamak istiyorum. Çok özledim ve çok yoruldum. Çok bıktım artık ben. Yani senin dediğin gibi işte sen kazanıyorsun, hakem dinlendiriliyor. Artık yani bu haftaki bu kararların açık izah edilecek tarafı yok. Bu hakem hatası falan değil. Bu bildiğin yani kasıtlı yapılmış bir şey. Bu tetikçilik bu. Yani bunun bir izahı yok ki. Hakem hatası lüksü var yokken vardı. Artık var var. Yani sen gördüm oyna diye elinle işaret ettiğin pozisyonda VAR'dan ısrarla çağırıyorlar seni. Bak diyorlar bak yani saçmalama oğlum elimize böyle fırsat geldi. Fenerbahçe aleyhine penaltı çalma şansın geldi. Hala oyunu devam ettiriyorsun diye azarlıyor adamı muhtemelen. Adam gidiyor oradan bakıyor. Penaltı çıkarıyorlar. Hadi verdin. Senin iki tane penaltın verilmiyor veya VAR seni çağırmıyor. Yani senin aleyhine verilen penaltı kararı kadar en az bariz iki kararda VAR seni çağırmıyor. Oralı dahi olmuyor. Gol atıyorsun. 5 dakika inceliyor abi. Gol atan adamın GBT'sine falan bakıyorlar. Çocukluğuna kadar gidiyorlar bir şey bulur muyuz diye. Yani bu koşullarda rekabet etmek, bu koşullarda yarışmak çok zor. Ve dediğim gibi ben şahsen çok yoruldum artık. Yani işin ne derler ona, özüne odaklanamadan sürekli entrikalarla, sürekli dalaveriyle uğraşmaktan ve sürekli kuyunun kazılmasından ve de bunu da söyleyeceğim. Sana bu kadar oyun oynanırken, sana bu kadar düşmanlık beslenirken, bu kadar alenen cephe açılmışken karşı yani buna gereken dozda, gereken uzmanlıkta reaksiyon verememekten de çok yoruldum. Bu karşılığı verecek, bu reaksiyonu verecek ekiplerin bir araya getirilememesinden, yeterince güçlü yönetim kurulları oluşturulamamasından da çok yoruldum. Tarihi boyunca lobi gücüyle, lobi derken yani masa başında kazanmaktan bahsetmiyorum ama lobi kötü bir şey değildir sonuçta. Suç değil, günah değil yani. Tarih boyunca lobi gücüyle özdeşleştirilmiş bir kulübün bu denli hiçe sayılabilecek kadar zayıf düşmesinden, bu kadar hakir görülebilecek duruma düşmesinden, bu kadar çaresiz kalmasından, sadece Ali Koç'un bir şövalye gibi çıkıp çıkarlarını savunmaya çalışıp kalan herkesin bunu bir bizim gibi seyretmesinden ki biz muhtemelen daha fazla tepki veriyoruz. Bundan da çok yoruldum. Ya var mı mesela ben hatırlamıyorum Ali Koç'un dışında ve kulüp sözcüsü dışında ben hiçbir yöneticinin adını duymuyorum. Hiçbir yerde yoklar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yani böyle şey olmaz ki. Yani böyle mi mücadele edeceksin sana karşı olduğunu iddia ettiğim ve artık alenen varlığı ayyuka çıkmış bir tezgahla bu şekilde mi mücadele edeceksin? Mümkün değil. Velhasıl bu yorgunlukla artık burada keseyim çünkü hakikaten aynı şeyi söylemekten de yoruldum. Ben sözü Ersin'e vermeden önce iki tane eski yöneticinin hakkını vereyim. Hem Metin Aşık hem de Hulusi Belgü bayağı bir seslerini çıkarmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Ama onun dışında şu anki yönetimde hiç yok ama onlar eski yönetici dediğin gibi. Eski yönetici, evet. Ama sonuçta Metin Aşık da şeyden ayrılmış. Yani bu yönetimden ayrılmış. Buna rağmen hala bu şekilde şey, Hulusi Belgü de hiç, yani Aziz Yıldırım zamanında galiba bir ara yönetimdeydi. Sonra kendisinin rakibi oldu. O da elinden geldiğince tepki vermeye çalışıyor. Ama onun dışında ben de çok bir önde gelen Fenerbahçeli sesini çıkarırken ne yazık ki göremiyorum. Evet Ersin, söz sende. Yani abi, başlamak istediğim çok cümle var. Girmek istediğim çok konu var. Hepsine girersem bir kere kesinlikle haddimi aşmaktan çok korkuyorum. Çünkü yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe düşmanlarına değil, Fenerbahçe yönetimine haddimi aşmaktan korkuyorum. Çünkü ben az çok hasbelkader futbolu izleyen bir insan olduğumu düşünüyorum. Farklı liglerden de izliyorum. Ben dün geceki gibi Fenerbahçe maçının olduğu cumartesi geceki gibi bir katliam görmedim. Göremem. Ben burada maç başladı. Not defterimi açtım. Not almaya başladım işte. Jason'un mesela yaptığı bireysel hataları konuşmak isterdim. Vedat Muriç'teki form düşüklüğünü konuşmak isterdim mesela. Yani sağ içini konuşmayı çok isterdim. Max Kruse'nin maç sonu biz de kendimize çekidüzen vermeliyiz demecini. Tam bir Alman disiplini. Her ne kadar Max Kruse'nin disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çekse de o cümle tam bir Alman cümlesi. Ben yaşıyorum onlarla biliyorum. Önce biz kendimize bakacağız'a getirmesi. Çünkü adam bilmiyor ki.
Yani adam da sanıyor ki üst üste geliyor bunlar. Ve Marsilya'nın önemli bir değeri olmuş. Brezilya milli takımına kadar yükselmiş. Fransız sokaklarında portreleri olan bir adamın ya Fenerbahçe bana böyle anlatılmıştı. Anlatıldığı böyleymiş. Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyunmuş demesine kadar getirmesi. Daha bir sezonunu tamamlamadan bu oyuncunun. Ben yani genç insanlara yayın yapıyorum. Ve çok merak ediyorum. Ben bu maça dair ne anlatacağım saha içinde? Ben saha içinde kalmaya çalıştım. Sürekli kalmaya çalışıyorum. Ama maalesef bu maç benim maçım değil ki. Bu lig benim ligim değil. Yazılı senaryoyu versinler bize. Biz de ona göre konuşalım bari. Çünkü saha içinde oynanan bunlar. Fenerbahçe bir gol atsa 2-2 biterdi. Bir tane daha atsa 3-3 biterdi. Kazanmak istemeyince yani kadronuzda Ronaldo da olsa Messi de olsa kazanamazsınız bu ligde. Bunu görüyoruz. Mustafa Pekteme'ye de ayrı parantez açarım. Helal olsun. Onu da cümlemi onunla bitireyim. Benimki kısa olacak. Keşke ve keşke bunları konuşuyor olmasaydım. Hayatımda hiç futbol izlemeyi bu kadar sorgulamadım kendi içimde. Maç Fenerbahçe maçı bittiğinden beri maç izlemek gelmiyor içimden. Yani motivasyonunu kaybettiriyorlar bize bile. Ki genç insanlara, yeni nesillere, çocuklara o motivasyonu nasıl tekrar toplayacaklar onu düşünmek tabii ki umurlarında değil. Şampiyon takıma da başarılar diliyorum. Belli ki bizi yapmayacaklar. Ben sana orada Mustafa Pekdemir'i tebrik ettiğim kadar Erol Hoca'ya da bir parantez açmak istiyorum. Maç sonu kendisine soru sorulduğu zaman ben bir şey görmedim diyerekten kaçmaya çalıştı o sorudan. Ben hakeme hatalı bir kararını görmedim dedi galiba yanlış bilmiyorsam. O da bence biraz kısa vadeli düşünmüş. Uzun vadede bu demecinin kendisine zarar getireceğini düşünüyorum. Evet Erol, son söz sende. Evet, ben herhalde maçtaki tek çubuklu analiz yorumcusuydum. Öyle tahmin ediyorum. Sen geldin mi bilmiyorum ama. Şimdi saha içinde tabii konuşacak çok şey var ama Ersin Güzel özetini geçti. Ben de futbol.com'daki maç yazısının ilk bölümünü buna ayırdım. Biraz saha içinde kalmaya çalıştım ama ikinci bölümde de bu asıl meseleyi anlatmaya çalışayım. Şimdi asıl meseleyi kısaca şöyle özetleyeyim. Hakem hatası olur. Her maçta her takıma dünyanın her yerine yapılabilecek bir şey. Fakat Selçuk Dereli'nin yönettiği Denizli Spor Fenerbahçe maçından beri Fenerbahçe'ye hakem hatası değil, hakem hainliği uygulanıyor. Bakın bu başka bir şey. O gün o maçın 16 dakika uzatılması ve iptal edilmemesi, tatil edilmemesi, Fenerbahçe lehine hükmen tescillenmemesine itibaren bu artık iş hatadan çıktı. Bu hainliğe geldi. Bunların çoğunu yapanlar terör örgütünün uzantıları. Terör örgütünün zaten 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi nasıl hedef aldığını biliyoruz. Terör örgütüyle yeterli mücadele Fenerbahçe üzerinden yapılmadığı başka alanlarda yapıldığı için futbolda terör örgütünün uzantıları hala Fenerbahçe'nin önüne geçen müdahalelerde bulunuyorlar. Bu bazen saha içinde hakemin kararlarıyla, bazen VAR odasında çalınan çalınmayan, sadece Fenerbahçe'ye uygulanan, başka kulüplere uygulanmayan futbolun doğrularıyla oluyor. Bazense işte bu otobüs kurşunlanması gibi olaylara kadar var. Devletimiz maalesef bu terör örgütünün Fenerbahçe'ye kurduğu kumpasları bir türlü ortadan kaldıramadı. Sebebini bilmiyorum. Öbür taraftan bakarsanız şimdi bu maç özelinde yanlış bilmiyorsam bu arkadaş geçen seneki Alanya Galatasaray maçından sonra Fatih Terim'le selfie çektiren, geçen seneki Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta da o tartışmalı kararları veren arkadaş değil mi? Doğru biliyorum. Doğramacı. Bu çubuklu analiz izleyicileri bilirler. İlk yarıdaki Kayseri Spor maçının olduğu haftalarda Fenerbahçe yönetiminin düdük astırması gerekiyor demiştim. Bakın. Öyle boş boş açıklamalar, basın toplantıları, Fenerbahçe TV'ye çıkmalarla falan filan olmaz. Ersin demin haddimizi aşmayalım dedi ama Fenerbahçe yönetimi benden gelecek eleştiriyi de kabul etsin. O artık haddini aşmak değil. Fenerbahçe'yiz. Biz de seviyoruz onlar kadar. Fenerbahçe yönetimi bu tetikçilere, bu hainlere düdük astırmadığı sürece daha başına böyle çok katliamlar gelir. Başta önce bu Ümit kardeşimizi düdük astıracaklar. Zaten Fatih Terim hayranı olduğunu biliyor. Fatih Terim de biliyorsunuz devre arasında işaret fişeğini attı. İkinci yarı zorlu geçecek diye. Bu Ümit Öztürk gibilere bir işaretti. Takımınıza sahip çıkın, görevimizin başına geçin. Ümit Öztürk gerekli görevini gerçekleştirdi.
Tamam mı? Fenerbahçe yönetimi Ümit Öztürk'e eğer düdük astıramıyorsa zaten kongreye gitsin. Demek ki bu işi doğru düzgün yapamayacaklar. Bunun devamı daha önemli. Bakın deprem, demin programdan önce de söyledim. Bir depremin öncesinde senin binaları sağlam yapman lazım. Bir de sonrasında milleti kurtarman lazım. Fenerbahçe önce, Fenerbahçe yönetimi binaları sağlamlaştıracak. Binaları sağlamlaştırmak ne demek? Hakem kurulları, tahkim kurulları, federasyon, delegeler, bunların hepsinde Fenerbahçe doğru hamlelerde bulunmalı. Doğru hamlelerde bulunmadığını görüyoruz. Nihat Özdemir gibi sözde Fenerbahçeli bir şahıs, sözde 3 Temmuz'da bu kulübün hakkını koruyamamış, bu kulübün daha davası sonuçlanmadan Şampiyonlar Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemesine izin vermiş bir yönetici bugün Futbol Federasyonu'nun başkanıysa Fenerbahçe daha çok doğranır. Daha çok doğranır. Fenerbahçe yönetimi önce federasyonda, MHK'de, diğer kurullarda, ceza kurullarında doğru delegeleri, etkin delegeleri yerleştirecek ki sonra bu tetikçileri düdüklerini astıracak. Bunların hakemlik yapmasını eğer yapıyorlarsa da Fenerbahçe maçlarına atanmalarını engelleyecek. Ondan sonra futbol eşit şartlarda oynanır. Ben Ersun Yanal Tolga'yı oynatmış, İslay'ı sağa çekmiş falan filan, onları ondan sonra anlatırım. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Peki. Geçen hafta verir miyim? Tabii abi. Buyur tabii ki, ne demek? Şimdi şunu da söyleyeyim. Hani ben dahil Twitter'a yazdım. Hepimizin, milyonlarca Fenerbahçeli'nin ortak bir hissiyatı var. Tepkisi var işte. Check-in takımı falan hani. Ya bunun pratikte çok da mümkün olmadığını, çok kolay olmadığını biz de biliyoruz. Tamam mı? Yani burası amatör küme değil. Yani böyle ben çektim takımı falan yapamazsın yani. PlayStation oynamıyorsun burada. Ama bu bir metafor. Yani bir şey yapman lazım abi. Bir şey yapman lazım. Yani arkana iki tane slide koyarak, bir PowerPoint veya iki video oynatarak, işte bir PowerPoint sunumu yaparak falan, bu iş olmuyor. Olmuyor abi. Ya bilmiyorum. Bir şey yapman lazım. Ya ve o şeyi, yapacağın şeyin ne olduğunu ölçüp biçip kararlaştıracak insanları istihdam etmen lazım. Slogan Fenerbahçeliliği değil. İçi doldurulmuş, iş bilen Fenerbahçelilere ihtiyacın var senin. Slogan o değil abi, o değil. Slogan da bulalım, o güzel, tamam eyvallah da. Ama içini doldurman lazım. İçini dolduracak adamlara ihtiyacın var. Sonuç laf değil. Yanıya Özdemir gidecek. O hakem bozuntusu bir daha hakemlik yapamayacak. Sonuç alacaksın. Değil. Bak bugün Fenerbahçelilerin pek çoğunun yerden yere vurduğu, kızdığı, ettiği, hakir gördüğü, laf ettiği Ali Şen olsaydı, bu muhtemelen en fazla bir ay içinde o adam düdüğünü asardı. Kardeşim Ali Şen Galatasaray'ı UEFA'dan kurtarmış adam ya. Fenerbahçe lobisi diyorsunuz. Bak şimdi susayım diyorum ama yani Fenerbahçe'nin etkinliği eskiden UEFA'da Galatasaray'ı kurtarmaya yeterdi. Şu an Türkiye'de kendini kurtarmaya yetmiyor. Ali Şen nerede? Aziz Yıldırım nerede? Bunlar niye Ali Koç'un arkasında bu duruma destek çıkmıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Ali Şen'e bir şey diyemem. Yani neden oldu bilmiyorum, o anlamda bir şey diyemem. Aziz Yıldırım, bu kadar mı bölündük ya? Kafamda bir şeyler var, bir şeyler duyuyorum. İnşallah doğru değildir. O yüzden söylemeyeceğim bunu. Burada dillendirmeyeceğim. Çünkü bu da yorulduğun şeylerden biri. Yani bu kısır döngü. Eski yönetim, yeni yönetim. Eski teknik direktör, yeni teknik direktör. Bu kısır döngüden de acayip yoruldum. Yani ve zaten bakın, ben yorulduğuma göre Fenerbahçe de yorulmuştur. Milyonlarca Fenerbahçeli de yoruldu. Fenerbahçeli kendisi de yoruldu. Yorulduğu için mücadele gücü azaldı. Yorulduğu için nefesi daraldı. Anlatabiliyor muyum? Yetmiyor. Finişi getiremiyor artık çünkü yoruldu Fenerbahçe. Senelerdir yani bir takım kavgaları vermekten, ya kendi tribünündeki insanları göstere göstere, gazlıya gazlıya, böcek gibi affedersin, gazlayarak, ederek, tahrik ederek olayları çıkardılar. Bunların videolu kanıtları artık var elde, tamam mı? Bu ispatlandı ama sen hala o 3 Mayıs mıydı o gün? Hala o olayları çıkaran taraftar diye seni anan bir ülkenin yarısı seni öyle anıyor. Yani ne mahkeme kararı takıyorlar ne bir şey takıyorlar. Bak geçen hafta söyledim, tekrar söylüyorum. Bu ülkede futboldaki üst kimliği Fenerbahçe nefreti haline gelmiş milyonlar var. Adama bir tane tercih hakkı versen tuttuğu takımı değil Fenerbahçe nefretini seçer. Bu hale gelmişsin. Bunlarla baş etmek için inanılmaz böyle bütüncül bir yaklaşımla, tamam mı, süper sistematik bir organizasyon kurman lazım. Başka türlü olmaz. Böyle birkaç tane mermi atarak falan olmaz bu iş. Abicim ibret bak. Fenerbahçe aleyhine herkes hata yapabilir. Her hakem hata yapabilir. Fenerbahçe aleyhine de yapar, yarınsı var. Ama Fenerbahçe'ye hainlik yapıyorsa dün gecek gibi
ibret olacak bir sonucu olacak ki bir dahaki yapmasın. İbret olacak. Beklemeyin pozisyonuna penaltı çalmamak ya da VAR'a gitmemek. VAR odasıyla birlikte gidecekler. Fatih Terim'in maçında yapsalardı bu ne olurdu? Bak o şahsiyet bu sene 131 bin TL kazanmış arkadaşlar. Alsana 131 bin TL'yi seneye kazanamazsın. Bak ne oluyor? Bir daha aynı hakemler yapabiliyorlar mı aynı hataları? VAR odasıyla birlikte gidecekler. Sadece hakem değil. Ya Erol sen ne diyorsun abi? Değil gitmek. Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardaki hakemler gidiyor. Yani böyle bir döngü varken sen nasıl böyle bir şey beklemişsin? Tam tersi Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlarda hakemler cezalandırılıyor. Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda ödüllendiriliyor. Böyle bir sistem varken sen bile hakem gitsin diyorsun. Nasıl olacak böyle bir şey? Mümkün değil yani. Yani şöyle bir şey. Bizim orada eski bir Fenerbahçe yöneticimiz var. Doğrudur ama demek ki onun da korktuğu daha üst bir şeyler var ki adam sesini çıkaramıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Çaresiz eli kolu bağlı. Bilmiyoruz ne olduğunu ama sonuç olarak o da hiçbir şey yapamıyor. Sözde Fenerbahçeli. Neyse. Diyecek başka bir şeyiniz yoksa kapatalım programı. Benim yok. Cem Seren'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir cümlem var. Haftaya Ankara Gücü'yle oynuyoruz. Ankara Gücü'nün antrenörünün yaptığı açıklama da her şeyi anlatıyor. Şimdi mesela bunu yapan adama sen 3 maç 5 maç ceza vermezsen Trabzon şampiyon olsun istiyorum diye utanmaz ya. Teşekkür ederim. Bu hareketi İsmail yapsaydı mesela ne olurdu? Fener şampiyon olsun deseydi ne olurdu acaba? Bir hafta önce oynayacağı hafta rakibin. Ve dediğin için çok iyi hatırlattın. Böyle deseydi dedin ya İsmail Kartal deseydi. İsmail Kartal ne dedi hatırlıyor musunuz? Ya. Neler dedi hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, Sinan Alın takım İsmail Kartal'a emanet edildi. Onu yapan yöneticileri ve onu alt tutan taraftarları da hatırlıyor. Nasıl algı yarattı? Fenerbahçe aleyhine nasıl algı yarattı hatırlıyorsun değil mi? Ben sana şu konuda katılıyorum Bülent. Hani bezdim, yoruldum falan diyorsun ya. Bence bütün bu yapılanlar 3 Temmuz'dan beri zaten bir bezdirme politikası. Yani artık bir süre sonra yıllar içinde taraftar olarak diyeceğiz ki ya biz bu Fenerbahçe olmak bize sadece acı ve gözyaşı veriyor. Bezdik artık. Bırakalım bu sevdayı bari çocuklarımız çekmesin. Diyerek kademe kademe Fenerbahçe'den uzaklaşmamız bekleniyor. Bunu istiyorlar. Onu çok beklerler abi. Bence de boşuna beklemesinler. Fenerbahçe'yi unutacağımız gün ancak öleceğimiz gündür. Tıpkı Cem Serenli kardeşimiz gibi. Ha. O yüzden bu vesileyle kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Ha. Haftaya inşallah futbol konuşmak üzere. Herkese iyi geceler diliyoruz.